gerçekten de içler acısı bir durum. Zaman zaman karşı tarafa geçmeyi başaranlar, bir şekilde geçmeyi başaranlar da Yunanistan'ın sert müdahalesiyle hatta orada dövülerek kişisel eşyalarının, telefonlarının, paralarının, giysilerinin alınarak geri çevrilmesiyle sonuçlanıyor gerçekten ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor. En başta da dediğimiz gibi denizde bir ölüm hadisesi geldi. Dileyelim bu tür tatsız haberlerin ya da acı haberlerin gelmesi artmaz ya da çoğalmaz diyelim. O insanlık dramından hepimiz kendimize bir pay çıkarabilmemiz lazım. Yani böyle durumlarda yapılması gereken şey demokratik olarak bizleri yönetenleri uyarmak ve bu drama bir an önce son verilmesini istemek hepimizin vazifesi olmalı. Bakın biz ulus olarak milletçe yüzyıllar önce Engizisyon'dan kaçanlara kucak açmakla övünen bir milletiz ya da e, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının zulmünden kaçanlara kucak açmakla övünen bir milletiz. Bugün gelinen noktada suç kimin olursa olsun, uluslararası koşullar ne olursa olsun, ne kadar mecbur kalmış olursak olalım bu insanları götürüp de sınırlara yığmanın adeta deyimimi mazur görün sahipsiz bir kargo paketi gibi yığmanın ve başınızın çaresine bakın Avrupa Birliği sizi alsın demenin vebalini bundan sonraki nesillerde bizim torunlarımız o insanların torunlarına nasıl verir bunun hesabını ya da açıklamasını nasıl yapar bunu da düşünmemiz lazım. O notu da düşmem lazım.